Merhaba Medyaskop izleyicileri, iyi akşamlar. Ben Senem Görür Yücel. Tabii bugün İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesini konuşmak istiyoruz. Lafı çok uzatmayacağım. Hemen konuklarımı çağırmak istiyorum. Ekrandalar, Zoom'dan katılıyorlar kendileri. Aydın Sezer ve Selim Kuneralp. Zaten Medyaskop izleyicilerini yakından takip ettiği, yakından bildiği isimler diyelim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim katıldığınız için. Hoş bulduk Sezer. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Aydın Bey, Selim Bey, sizin izninizle bir Aydın Bey'le başlamak istiyorum. Çünkü sanırım zaten bu işte İsveç'in ne zaman geleceği genel kurula, işte çok yakın bir zamanda zaten Dışişleri Komisyonu'nda onaylanmıştı. Ama şöyle kritik bir şey okudum. Bir NATO tatbikatı. NATO tatbikatına işte 30 üyeli, artık 31-32 belki de olacak ittifakın katılımı ve ekstra İsveç'in katılımı, buna da Türkiye'nin onay verdiği ve aslında yeşil ışığında tamamen burada yakıldığı ve bunun akabinde de ilerleyen günlerde genel kurula gelebileceği ve İsveç'in artık bunca uzun zaman uzun süren müzakerelerden sonra İsveç'e artık tamam diyeceğimiz konuşuluyordu. Beklendiği gibi oldu. Siz bekliyor muydunuz diye sorayım ve aslında tabii benim merak ettiğim şey bu. 20 ay önce İsveç'e evet demedik bir takım argümanlar üzerinden. Haklı olduğunuz konular da pek tabii ki vardır. PKK meselesinde, diğer meseleler dediğim ambargo meselelerinde vesaire. Ama 20 ayın sonunda bazı kazanımlar elbette etmişizdir. İlerleyen dakikalarda konuşuruz ama yani 20 ay sonra ne oldu da biz o gün hayır demedik? O gün evet demedik, şimdi evet diyoruz. Yani en merak ettiğim soru bu aslında. Senem Hanım, bu sorunun cevabını emin olun hiç kimse bilmiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da bildiğini sanmıyorum. Başından beri izlenen yanlış bir politika söz konusuydu. Bu hem içerik olarak hem biçim olarak yanlış izlenen bir politika söz konusuydu. Ve nihayetinde tam anlamıyla bir şantaj diplomasisine dönüştü maalesef. Dolayısıyla son aylardaki Blinken temasları, Erdoğan'ın Biden'la yaptığı telefon görüşmeleri, NATO Genel Sekreterinin çabaları çerçevesinde Türkiye bu sahada artık oldukça sıkışmıştı. Kaldı ki Blinken Türkiye'yi son ziyaretinde ve Türkiye'ye gelmeden önce yaptığı basın toplantılarında İsveç'in NATO üyeliğiyle F-16 satışı arasında doğrudan bir paralellik kurmadıklarını da belirtti. Bunu bazı kesimler kuruyorlar ama bizim açımızdan böyle bir şey söz konusu değil dedi. Topu bir anlamda hem Türkiye'ye hem de Kongre'ye atmış oldu. Şimdi bizim öngörülemez dış politikamız, rüzgara göre, rüzgarın yönüne göre değişen dış politikamız çerçevesinde bu 20 aylık süreçte çok zikzaklar çizildi. Geçtiğimiz Haziran ayındaki NATO zirvesinden sonra Türkiye'de adeta barış şarkıları söylendi. İsveç'i, sadece İsveç'i değil NATO'yu da dize getirdiğimiz falan vurgulandı. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından İsveç'in terör destekçisi bir ülke olduğundan tutunuz da sadece FETÖ ve PKK değil, Türkiye'ye ambargo uygulayan bir ülke olduğundan tutunuz da İsveç'in güvenliği konusunda Türkiye'nin kendisini riske atamayacağını dahi ifade eden açıklamalar okuduk. Daha sonra bu birdenbire bir Avrupa Birliği üyeliğinin karşılığında İsveç'in NATO üyeliği konumuna geldi ama bu sadece Ankara'dan ayrılmadan önce havaalanında yapılan, alelacele yapılan bir basın toplantısında dile getirilmişti. Ama bu da yankı bulmadı Avrupa'da. Ondan sonra konuyu F-16'ya getirdik. Bu iç politika açısından bu konudaki U dönüşünün gerekçelendirilmesiyle alakalı bir süreçti. Bir defa bunun altını çizelim. Dolayısıyla bu şantaj diplomasisinde aslında meclise sevk ettiği andan itibaren o gelişmeler bekleniyordu. Ancak hatırlanacağı üzere komisyondaki ilk toplantıda görüşmelerin ertelenmesi talebi geldi. Üstelik bunu AKP milletvekilleri marifetiyle bu talep gündeme geldi, ertelendi. Sonra birdenbire anlamsız bir şekilde
gerekçelerine bakıldığı zaman da son derece komik bazı gerekçelerle İyi Parti'nin bir karşıt duruşunu gördük. İyi Parti bu konudaki muhalefeti anlamda temsil eder konuma geldi. MHP içeride başka şey söyledi, dışarıda başka şey söyledi. Ama zaten MHP'nin de bu konudaki iradesinin Erdoğan tarafından belirlendiğini bildiğimiz için bu zamanlama belki sizin bahsettiğiniz NATO tatbikatına denk geldi. Belki artık Türkiye iyice sıkıştı. Burada Türkiye'yi sıkıştıran konulardan bir tanesinin de iktisadi gelişmeler olduğunu hatırda tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir anlamda Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin yönlendirilmesi diyeceğim. Belki biraz iddialı bir kelime olacak ama kotarılması bağlamında bir Dışişleri Bakanı gibi çalışan Mehmet Şimşek Bey'in de telkinlerinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerek Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması, gerekse Türkiye'nin Batı ve NATO ile kavga eder bir konumda bulunması, o rasyonel olduğu iddia edilen ekonomi politikalarına çok ciddi anlamda zarar veriyordu. Belki de Sayın Cumhurbaşkanı NATO Genel Sekreterinden ya da Blinken'dan daha çok Mehmet Şimşek de ikna etmiş olabilir diye düşünüyorum. Geç kalınmış bir süreçti. Anlamsızca yürütülen bir süreçti. Sonuçta ben Türkiye'nin ne kazandığını bu süreçten ne kazandığı konusunda da herhangi bir bilgiye sahip değilim. Zaten meclisteki komisyondaki milletvekilleri de bir bilgiye sahip olmadıklarını defaatle açıkladılar. Hem Cumhuriyet Halk Partili hem İyi Partili milletvekilleri. Dolayısıyla bir iç politika sürecinde belki Putin'le şahsi ilişkiler çerçevesinde Rusya'ya jest olarak da yürütülen bir süreç dün nihayet sona erdi. Türk dış politikası açısından da bence çok olumlu bir gelişme oldu. Ama ne yazık ki şantajcı bir ülke konumuna düşmekten de kurtulamadık. Bu Rusya kısmını bir sonraki tura ekstra olarak belki açarız, bir parantez açarız diye bırakayım. Selim Bey'e de şöyle sorayım. Aydın Bey konuşmasında bahsetti. Biz artık zaten hani İsveç'le değil, müzakerelerin Amerika Birleşik Devletleri ile yürütüldüğü ve işte F-16'lar üzerinden yürütüldüğünü artık zaten resmi açıklamalardan da resmi ağızlardan da bir süredir duyar haldeydik. Şimdi ama nasıl bir süreç var F-16'larda bilmiyoruz. Birdenbire hiç yokken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, yanlış bilmiyorsam, bir ay önce, belki de 1,5 ay önce Almanya'dan talep ettiği Eurofighter'lar gündeme geldi. Hepimiz bunu merak ettik. Nereden çıktı bu savaş uçakları? S-400'ler, F-35'ler, F-16'lar. Şimdi bu kadar şey varken bir de Eurofighter'a mı döndük dedik. Sonra bir Almanya ziyareti oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Orada da herhalde gündeme geldi bu konular. Ben bir basın toplantısında bir gazeteciyle olan konuşmasını hatırlıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Vermezlerse gider başka bir yerden alırız. Sırf savaş üretenler onlar değiller gibi bir cümlesi vardı. Ama bir yandan şimdi okuyorum. Herkes Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan bir seçim süreci var. Trump gümbür gümbür geliyor desek herhalde çok da yanlış söylemeyiz gibi. Olası bir başkanlık değişiminde bu F-16'lar ne olacak? Bu kadar kısa sürede şimdi Biden birdenbire kongrede hadi Türkiye'ye F-16'ları verelim diye sıkıştıracak bir atmosferde değil anladığım kadarıyla, okuduğum kadarıyla. Dolayısıyla acaba biz artık F-16'ları da gözden çıkardık da Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya ve diğer kolektifteki diğer ülkelere, çünkü bir konsorsiyum üretiyor bildiğim kadarıyla Eurofighter'ları, siz daha iyi anlatacaksınızdır eminim. Oraya bir baskı yapıp acaba Türkiye'ye yakın zamanda Eurofighter'lar gelebilir önermesini sunsak ya da ben sorsam ne dersiniz? Yani Senem, önce tabii Aydın Bey'in söylediklerinin hepsine katılıyorum. Yani bir rasyonelite aramak çok zor Çok şu oldu değil anda. mi Türk dış politikası? Sizin de bugün Medyascope'da yayınlanan yazınız da var. Dinleyicilerimize tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Gayet güzel toparladığınız işi. Evet yani F-16'lar konusu. Yani maksat kongreden bir çeşit icazet almaksa, ki onun prosedürünü tekrar bir hatırlatırım 2 dakika sonra.
yanlış bir şekilde hareket ediliyor gibi geliyor. Çünkü bak yani şeyi Hamas'a işte böyle sınırsız bir destek vererekten Haniye'yi Ankara'da Dışişleri Bakanı düzeyinde kabul ederekten arkasından veya daha öncesinden işte şeyde Kızıldeniz'de Amerika'nın savaş haline girdiği Husilere arka çıkaraktan Cumhurbaşkanı onu bir defa yaptı biliyorsunuz Evet. bundan bir an önce. Yani bu şekilde kongre ikna edilmez. Yani her seferinde birkaç oy gidiyor diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de yapılan bütün böyle çıkışların içerisinde bu oluyor diye düşünüyorum. Şimdi kongrede ne olması gerekiyor? Aslında çok zor bir şey değil. Yani şeyin yönetimin bir kere kongreye bildirimde bulunması gerekiyor. Yani diyecek ki işte Türkiye'ye işte bu 40 tane yeni F-16'nın satışı, 80 tanesini de modernizasyonu yapmak istiyorum diye bir bildirimde bulunacak. Kongrenin esasında bir şey yapmasına gerek yok. Şeyde yani kongrenin pozitif bir oy vermesi gerekmiyor bu konuda. Sadece reddetmemesi gerekiyor. Ve de bunu da 15 gün içinde yapması gerekiyor. Yönetim şimdiye kadar bunu yapmadı. Çünkü kongrenin içinde işte bir soluluk vardı ki F-16'ları aldı. Hatta bir hatırlayacaksınız bunun ilkbahardaydı galiba geçen sene. Mektup bile yazdılar. İşte 27 tane Evet. senatör bu şey olmadıkça İsveç'in NATO üyeliği onaylanmadıkça işte biz bu F-16'ları yapmayız demişlerdi. Ve geçmeyeceği dolayısıyla daha doğrusu yani engelleneceği anlaşılmıştı Senato'da. Bunun üzerine tabii yönetim bir şey yapmadı. Şimdi yapar mı? Yani tabii Aydın Bey gayet güzel özetledi meclisteki gelişmeleri. Siz de bürokratsınız Aydın Bey, bir hatırlatayım mı? İş bitmedi. İş bitmedi. Daha 15 gün içinde Cumhurbaşkanı'nın bunu onaylayıp resmi gazetede yayınlaması ondan sonra da bitmiyor. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini onayladığına dair bir yazılı bildirimin depoziter ülke olan ABD makamlarına verilmesi gerekiyor. Yani iş daha bitmedi. Artık bundan sonra yaparlar mı böyle bir şey? Yani bu noktaya geldikten sonra Cumhurbaşkanı geri gönderir mi meclise bu anlaşmayı veyahut da gerekli bildirimi Amerikan makamlarına yapmak için geciktirirler mi? Bunları bilmiyoruz. Çünkü şimdiye kadar tahminlerin hiçbirisi tutmadığı için ondan sonra bundan sonraki tahminlerin tutacağına dair en azından ben bir garanti veremiyorum. Belki Aydın Bey verebiliyordur. Ankara'da oturuyor. Asla. Asla. Yani böyle bir durum var. Fakat diyelim ki bunların hepsi oldu. İşte bilmem birkaç gün içinde resmi gazeteye yayınlandı. Arkadan işte gerekli bildirim yapıldı falan. Amerikan yönetimi işte bu kongreye bildirimi yapacak mı yapmayacak mı? Öyle anlaşıldı ki garanti yani reddedilmeyeceğine dair bir garanti almadıkça kongreden bunu pek yapmaya yanaşmıyor. Biz tabii. Şimdi ayrıca biliyorsunuz Washington'da büyükelçimiz bile yok Ya artık. onu soracaktım gerçekten, böyle birdenbire atlamış olayım. Yani bunun emsali var mı? Ben bilmiyorum tabii. Yani birkaç zaman da oldu bildiğim kadarıyla. Yani Murat Mercan'ın görevi bırakıp Türkiye'ye döneli de 11'i ya da 12'si diye hatırlıyorum ben. Yani herhalde tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler için aday bulma süreci de biraz sanıldığından uzun geçti. Büyükelçi bulmak herhalde biraz daha zorluyordur diye düşünüyorum AK Parti'yi, ama yani siz oralarda ne düşünüyorsunuz? Lütfen orayı da biraz açarsanız sevinirim yani. Yani şimdi tabii Washington Büyükelçiliği'nin böyle bir ortamda boş bırakılması Evet. çok
şaşırtıcı bir şey. Çünkü işte kongrede bir iş var. İşte Büyükelçiliğin işte kongre üyelerinin kendileriyle bir saat görüşemeseler bile işte asistanlarıyla görüşürler, staff memurlarla görüşürler falan. Oradan işte hangi kongre üyesinin ne şekilde hareket edeceğine dair bir izlenim edinirler ve onu işte Ankara'ya yansıtırlar. Fakat bunun tabii düzeyinin yüksekçe de olması lazım. Yani bir işte şimdi bir müsteşarın açıp da işte şey yapması, bir direkt bir kongre üyesiyle görüşmeye çalışması falan büyükelçi için bile zor. Ama yani şey için daha düşük düzeyde daha da zor. Kaldı ki sorarlar, senin büyükelçin yok mu? Yok. Nerede? Atanmadı. Ya bu kadar önemli iş var, niye atanmadı sorusuna nasıl bir cevap verilir? Bilmiyorum ki. Bir de ayrıca Aydın Bey de gayet iyi bilir. Bir büyükelçinin atanması böyle bir günden ertesi güne olmuyor. İşte agreman istenecek Amerikan makamlarından, yani bir aday belirlendikten sonra işte bazı ülkelerde 15 günde verilir, bazı ülkelerde daha uzun sürer filan. Ama diyelim ortalama bir ay, bir ay bir kere yani bugün talepte bulunsa kişi için, bir ay sonra ancak Amerikan makamlarından belki bir cevap gelir. Ondan sonra onun işte atamasının gerçekleşmesi, kalkıp gitmesi, temaslara başlaması falan. Yani bu böyle 3-4 ayı bulacak bir şey. Demek ki yani Türkiye'nin önümüzdeki 3-4 ay içinde Washington'da büyükelçisi falan olmayacak. Kongre ile de temaslarda bundan tabii ki etkilenecek. Ama yani her halükarda öyle anlaşılıyor ki yönetim henüz kıpırdamıyor. Bu bildirimi yapmıyor. Bunun işte hem şeyi böyle mektubu görmeyi bekliyorlardır belki. Yani olay mektubunun resmen ellerine geçmesini. Veyahut da işte böyle bir takım iç politikalar. Sizler de gayet iyi biliyorsunuz ki işte Amerika'da bir seçim hazırlığı başladı. Kongre tatilden döndü diye biliyorum ama kongre üyeleri orada burada dolaşıyorlardır. Gerçi dolaşmalarının bir sakıncası yok bizim işimiz açısından. Çünkü şeyde o toplanıp da işte bu yönetimin bildirimini reddetmedikleri sürece bir sorun yok diye görüyorum. Ama yani bu daha olmuyor. Mesela Aydın Bey'e o zaman aynı soruyu sormuş olayım. Eurofighter'larla ilgili bir tweet attığını da biliyorum. Bu yayını hazırlanırken de gördüm. Ya yani oraların kapıları açılır mı? Yani açılsa ne olur? Belki tabii bambaşka bir konu. Türkiye Eurofighter aldığı zaman ne olacak? Ama yani hani müzakerelerin oraya doğru dönmesi ihtimali olası mı sizce? Hocam Hanım, öncelikle ben de şu anda Washington'da bir büyükelçimizin bulunmamasını hocama katılmakla birlikte aslında Türk dış politikası açısından bir sorun olarak da görmüyorum. Belki böylesi daha hayırlı olacak ya da oluyordu diye düşünüyorum. Çünkü meslekten de konulara vakıf bir diplomat mı gidecek yoksa bir iş adamı mı atanacak? Bunu da bilemediğimiz için yani atamanın ne getirip ne götüreceğine de bağlı olarak bu konuyu farklı düşünebiliriz. Öncelikle bunun altını çizeyim ama genel geçer ifadelerle genel geçer şekilde bakacak olursak hocamın söyledikleri tabii ki doğru, hiç tartışmasız. Aksi düşünülemez ama bizim büyükelçi atama pratiğimize bakıldığında belki de böylesi daha hayırlı diyebiliriz. siyasi biri atanmasındansa diyorsunuz, böyle olması daha mantıklı. Evet. Peki. Şimdi bizim aslında İsveç'in NATO üyeliğine müracaatı ile ilgili süreçte İsveç malum bize silah satışında ambargo uygulayan bir ülkeydi. Ve Türkiye'de son dönemlerde özellikle savunma sanayinde yaptığı hamlelerle dikkat çeken bir ülke haline geldi. Bu hem iç politikada hem dış politikada yankı bulan bir gelişme oldu. Ancak ABD yönetiminin ve Kongre'nin
F-16'lar konusundaki belirsiz duruma yönelik olarak Erdoğan'ın daha önce söylediği üzere biz başka kapıları da çalmaya başladık. Bunlardan bir tanesi de Eurofighter'dı. Fakat Almanya'nın bu konudaki direnci ya da tutumunun tam olarak İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı olup olmadığını bilmiyorum. Ama bu saatten sonra NATO içerisindeki gelişmeler çerçevesinde özellikle 2022'deki NATO stratejik konseptine bakıldığında yanılmıyorsam 30. maddede ki ifade edilen hususlar çerçevesinde NATO ülkeleri arasında savunma alanında işbirliği yapmasının teşvik edileceği, geliştirileceğine yönelik ifadeler olduğunu da hatırlıyorum. Dolayısıyla bu konuda bir alternatif ortaya çıktı diyebiliriz. Tabii bunu olumlu bir gelişme olarak mı değerlendirmeliyiz? Yoksa bu noktaya nasıl geldik diye mi sorgulamalıyız? Bu da ayrı bir konu. Evet. Ama İsveç'in de bildiğim kadarıyla bir dördüncü jenerasyondan daha yüksek, beşinci jenerasyondan biraz daha geride olan bir uçağı var. Yanılmıyorsam JAS-35 Gripen adı altında adıyla kullanılıyor. Biz belki buna da artık talip olabiliriz. Yani opsiyonlarımızın arttığını da söyleyebiliriz. Ama bu tabii F-35 projesi, S-400 olayına geldiğimiz noktalara bakıldığında bir fırsat mıdır, bir yeni olanak mıdır, yoksa savunma özellikle hava savunması ve hava kuvvetlerinde düştüğümüz konumla ilgili bir sorumlu arayışında olmamız mı gerekiyor gibi birçok soruyu da gündemde tutuyor. Dolayısıyla evet, Almanya'nın bu konuda Almanya ile bu konuda yeniden daha yapıcı bir müzakerelerde yapılabilir. Eğer tek derdimiz F-16 ise Batı ile olan ilişkilerde. Öyle mi peki sizce? Değil bence ama tabii sizce de değil eminim. Şimdi değil, tabii ki değil. Çok kapsamlı, derin, yapısal sorunlar var. Bunlardan bir tanesi Suriye sahasındaydı. Evet. O giderek kronikleşti. ABD bölgeye ve Irak'a yeni askeri güç sevk ediyor. İşte bir Gazze olayındaki takındığımız tavır, İsrail'le Filistin arasındaki sorunlarla ilgili sağa sola ayar verme boyutundan başka ileri götüremediğimiz, bir Batı ittifakının üyesi olarak ortaya hiçbir ağırlığımız kalmadığı için Gazze'liler lehinde ortaya koyabileceğimiz bazı ağırlıklarımızın dahi devreye sokulamaması, Netanyahu kişiliğinde yürütülen bir politika ki bu tabii ki seçimlerle ve iç politikayla alakalı, Türk-Amerikan ilişkilerini de etkileyen, zedeleyen gelişmeler. Tabii bir de Rusya ambargosu ile ilgili bazı hususlar var. Biliyorsunuz Aralık ayında Amerika Rusya'ya savunma sanayinde kullanılabilecek, kullanılan hatta çift kullanımlı ürünlerin ihracatına aracılık eden finansal kuruluşları, yani bankalara da bir yaptırım gelebileceği konusunda bir karar yayınladı. Sert bir karar yayınladı. Tabii bunu ilk ciddiye alan tahmin edileceği üzere Amerika'da da davaları görülmekte olan bir Türk bankası oldu ve son günlerde Rusya'dan bu konuda gelen ödemeler ki TL çoğunlukla neredeyse tamamı TL ödemeler muhataplarına iletilmedi ve Rusya'ya geri gönderildi. Dolayısıyla bizim Rusya ile ilgili özellikle ticari bağlamda da Amerika'nın radarına daha fazla girmekte olduğumuzu da söylemek mümkün. Dolayısıyla ama bütün bunların ötesinde mevcut yönetimler arasında çok ciddi bir güven sorunu var. Bir güven bunalımı var. Özellikle bu İsveç konusunda son 20 ayda sergilediğimiz politikanın yarattığı bir tahribat da var. Ama neyse ki Amerika'da bir de seçimler var. Evet. İşte şimdi sanırım Sayın Erdoğan da Türkiye'de gözünü Amerika'daki seçimlere dikmiş durumda. Bir yönetim değişikliği durumunda
Amerika-Türkiye ilişkilerinde yeni bir beyaz sayfa açılmasını ümit ediyorlar. Ama bunu söylerken şunu da ifade edelim. Suriye'de YPG, PKK'ya silah yardımları Trump döneminde başlamıştı. Trump'ın bu konuda oldukça sert mektupları olduğunu biliyoruz Sayın Erdoğan'a. Kaldı ki Trump zaten Rusya-Ukrayna konusunda da çok farklı bir tavır takınacağından bahsediyor. Bir de tabii Trump seçimleri kaybettiği zaman Türkiye'de özellikle yandaş medyada ciddi bir hayal kırıklığı da olmuştu. Dolayısıyla ben kısa dönemde görünür bir gelecekte Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden rayına oturabilecek adımların atılamayacağını ya da gelmeyeceğini düşünüyorum. Her ne kadar Blinken defalarca Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu havaya atıf yapmışsa da Doğu Akdeniz'de artık eskisi kadar gürültü yapan bir ülke konumunda olmaktan çıkmış isek de sorunlar ama bunların başında da bir güven sorunu hala devam ediyor. Teşekkür ederim. Selim Bey, biraz önce siz de söylediniz bundan sonraki süreçle alakalı işte geçecek, resmi gazetede yayınlanacak, Washington'a bir belge gidecek vesaire vesaire. Ama hani unutmayalım ki bir de Macaristan faktörü de var. Şimdi Macaristan hala onay vermedi. Tek artık Macaristan kaldı. Gözler Orban'da. Ne diyorlardı Macaristan ve Polonya için? Avrupa Birliği'nin yaramaz çocuklarımı, söz dinlemeyen çocuklarımı. Şimdi Polonya'da bir iktidar değişimi oldu da AB yanlısı bir hükümet var orada ama şimdi Orban hala devam ediyor. Dolayısıyla NATO'da da böyle bir takım herhalde sorunlar anladığım kadarıyla çıkarmaya da meyilli. Acaba Macaristan ne yapar bundan sonra? Ben yine bugün yazıda da yazdım. Finlandiya'nın onayından 10 gün sonra onay vermişti yine Orban'da. Ama güya kendisi hani en sona kalmayacaklarını da söylüyorlardı bazı verdikleri demişti ki kaldılar. Acaba bundan sonra Macaristan ne yapar? Oralara da bakmak gerekir mi diye bir parantez açayım isterim şimdi. Yani Macaristan işte bizim gibi bir pazarlığa yapmıştı İsveç'in ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda. Sonunda bizimle aşağı yukarı aynı zamanda işte Finlandiya'ya vermişti. Arkadan da işte para pazarlığına yattı Avrupa Birliği'yle komisyonda. Çünkü işte Macar yönetiminde işte son yıllarda hükümetin de aldığı bir takım tedbirlerle medya aynen Türkiye'deki gibi işte böyle bir takım sıkıntılara uğratıldı. Mahkemeler devlet tarafından kontrol altına alındı, kaldı falan. Bunun karşılığında da işte Avrupa Birliği'nden bir takım cezai müeyyideler. O Avrupa Birliği'nde de işte bu parasal bir nitelik alıyor bu müeyyideler. İşte böyle 10-20 milyar falan euro kabilinden belki de daha fazla bir miktar para Macaristan'a verilmez oldu. Macaristan da bunun üzerine şey demeye başladı. İşte o parayı serbest bırakın. Sonra ben bu Finlandiya İsveç'e ay veririm falan dedi. Arada bu silahı şey için de kullandı. Ukrayna'ya yapılacak yardımlar için de kullandı falan. Şimdi o noktada Macaristan Başbakanı Orban, İsveç Başbakanı Kristersson'a bir mesaj göndermiş. Gel Budapeşte'ye konuşalım bu işleri demiş. Dün galiba İsveç Başbakanı da anladığım kadarıyla hayır benim gitmem için bir sebep yok filan demiş. Yani şeye güveniyorlar ki Orban şey yapamayacak, daha fazla dayanamayacak. İmzasını atacak bu işe. Konu da bu şekilde kapanacak. Bu da bir şeyi gösteriyor ki yani bu pazarlık işi yani benzerler arasında pazarlık yapabilirsiniz. Yani bu NATO'yu bir pazarlık unsuru olarak sokmaya kalktığınız zaman olmuyor. Çünkü işte NATO bir ittifaktır. İttifak işte muayyen bir ortak tehdide karşı kurulmuştur. O tehditleri devam ettiği için hatta arttığı için işte İsveç ve Finlandiya, İsveç 2 asırdan beri takip ettiği tarafsız politikasını Finlandiya'da kurulduğundan beri, 100 küsur seneden beri
takip ettiği yahut İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra diyelim takip ettiği tarafsız politikasından vazgeçmek mecburiyetindeki Batılar sebebiyle. Şimdi bu tehdit ortamında yok işte teröre karşı işte gerekeni yapmıyorsun. Yani silah ambargosu düşünülebilir. Ama terörü işte bilmem bir takım insanların iadesini istemek filan bunlar pek olmayacak şeylerdi. O yüzden işte tutmadı. Macaristan da böyle bir durumda. Kaldık biz bunu daha önce de yaşamıştık. Belki hatırlayacaksınız. Bir şey NATO Genel Sekreteri adamasına karşı Evet. çıkmıştık. 5 sene evvel. Şeyde Rasmussen o karikatür krizinden dolayı bu katliam NATO Genel Sekreteri olamaz diye yola çıktık. Sonra bal gibi oldu. Karşılığında da işte bir genel sekreter yardımcılığı kadrosu aldık NATO'dan. İşte iki meslektaşım, eski meslektaşım arka arkaya 3'er 4'er sene o görevi yaptılar. Sonra işte başkalarına gitti falan. Ama hep böyle yüksek perdeden şey yaptığınız takdirde, atıp tuttuğunuz takdirde işte NATO'da tutmuyor bu, yürümüyor. Bundan da inşallah bir ders çıkartmış olurlar. Hem bizim iktidar hem de işte şey Macaristan NATO'yu böyle şeylere karıştırmamak, pazarlık unsuru yapmamak dersini umarım çıkartırlar. Ve özellikle işte bu demin de anlattığım bu önümüzdeki işte kalan iki adımı da inşallah Ankara böyle bir pazarlık unsuru yapmaya kalkmaz. Aydın Bey'e de o zaman kapatırken şu soruyu sormuş olayım. Rusya parantezi açacağız dedik başta, dolayısıyla hani biraz belki oralara da ekstra değinmek gerekir. Yani Türk-Rus ilişkilerinde Putin her zaman Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu, NATO ittifakına dahil bir ülke olduğunu bilerek bu ilişkiyi kurdu ve iki liderin işte ortak bir artık başarısı mı deriz, neyi dersek, buraya kadar getirdiği bir Türk-Rus ilişkileri var senelerdir. Tüm bu tartışmalar Rusya'da nasıl yankı buluyordu, nasıl izleniyordu ve İsveç'e yani evet denmesi, tamamıyla artık tamam denilmesi nasıl yankı bulmuştur sizce? Yani bir şey etkiler mi diye soracağım ama etkileyeceğini çok düşünmüyorum. Dolayısıyla ben öyle size bırakayım, siz lütfen anlatın. Şimdi aslında Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusu anında Rusya çok sert tepki göstermişti. Ancak Türkiye'den böyle bir sürpriz beklemiyordu. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle başlangıçta izlediği politika Rusya'da hayırhahlıkla karşılandı. Yani neredeyse Rus köşe yazarları Erdoğan'a minnet duygularını ifade etmeye başladılar. Çünkü savaşın en stresli olduğu dönemde, başlangıçta iki komşu ülkenin NATO üyeliğini talep ediyor olması Batı ittifakı açısından, NATO açısından, ABD açısından son derece önemli bir hamleydi. Ancak buna Türkiye çok sert ve net bir şekilde karşı çıktı. Ama Rusya için sürpriz olduğunu söyledim. Ancak Türkiye bu 20 aylık süreçte bu süreci Rusya açısından bir haddinden fazla uzatarak kendisinden hiç beklenmedik şekilde Rusya'nın bir anlamda çıkarlarına fazlasıyla hizmet etti. Dolayısıyla buradan Sayın Erdoğan'ın bir övgü aldığını, Türkiye'nin bir övgü aldığını belirtmemizde yarar var. Türkiye'deki bazı ulusalcı, ulusolcu, NATO karşıtı kesimlerin birkaç günden beri gösterdikleri tepkileri Rusya'da hiçbir şekilde rastlamadım. Hiçbir şekilde Rusya'da bu yankı bulmadı. Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu siz de belirttiniz. Çok iyi biliyorlar ve bunun Rusya açısından daha değerli bir unsur olduğunu da biliyorlar. İşte Karadeniz'e kıyısı var Rusya'nın. Boğazlar bir anlamda Montre ortada. Unutmayalım ki biz bir S-400 alımı gerçekleştirmiş ülkeyiz. NATO'nun ve ABD'nin, Batılı müttefiklerin tüm karşı çıkmalarına rağmen bunu da başarmış, tırnak içinde söylüyorum. Bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu konuda Rusya'dan artık Türkiye'ye söylenecek herhangi bir
serzenişte bulunacak herhangi bir ortam yok. Dediğim gibi Türkiye gayet başarıyla Rusya adına, Rusya açısından bu süreci götürdü ve yönetti diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Selim Bey, sizin var mıdır bu Rusya sorusuna eklemeleriniz? Öyle kapatmış olayım ben programı. Yani Rusya hakikaten Putin zamanında iyice böyle bir özellikle son yıllarda kontrolden çıkmış mı diyeyim yani bir tehdit unsuru olarak artmış bir duruma geldi. Mesela bir gün internette dolaşan ve şeyde de Rusya tarafından inkar edildiğini duymadığım bir haberler vardı. Alaska'yı istiyormuş Putin. Alaska biliyorsunuz işte 1867 senesindeydi galiba. Rusya tarafından, Rus çarları tarafından ABD'ye satılmıştır para karşılığında. Yani 150 seneden fazla bir zamandır. Amerikan toprağı veya bir Amerikan eyaleti yani şu anda Alaska eyaleti. Şimdi Rusya oraya göz dikmiş gibi bir şey. İşte bir hakikaten yani böyle Putin zamanında tekrar o imparatorluğu kurma hevesi var. Bu da bir, yani Türkiye'de de bunun bir sıkıntı yaratması gerektiğini beklerim. Yani Kars ve Ardahan'ı isterse veya işte Boğazlar'da üst isterse Stalin'in istediği gibi o zaman ne yapacağız? Yine dönüp dolaşıp NATO'ya sığınacağız herhalde. Gerçi bazı özellikle işte emekli diyeceğim yorumculara baktığım zaman bunlar seve seve ondan sonra Rusya ile işbirliği askeri alanda da yapacaklarmış gibi bir Batı düşmanlığı öyle bir seviyede ki yani onu da göz önüne alacak gibi geliyor bazıları. Ama yani halkın çoğunluğunun orada olmadığını ve NATO'nun değerinin de böyle bir ortamda ve büyük olduğunu hatırlamaları, tarihten ders almaları, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki maceralarımızı falan hatırlamalarında fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum bugünkü katkılarınız için. Yine çok verimli Ben bir yayın olmuş oldu. Bundan sonraki süreçte de yine el verdikçe sizleri en azından medyaskop ekranlarını ben davet etmeye, sizlerin de beni kırmayacağını düşünerekten burada konuk olmaya, evet. görüşlerinizi almaya devam edeceğim diyeyim. Teşekkür edeyim katıldığınız için. Ve aslında bugün kapatırken şöyle bir ekleme de yapmak isteriz. Bugün biliyorsunuz 24 Ocak gazeteci Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu katledildi. Adaleti sağlaması gereken bir bakan bir tuğla çeksem bütün duvar yıkılır demişti. Suikastten bu yana 93'ten bu yana tam 12 hükümet değişti ama o tuğla hiçbir zaman çekilmedi ve kimse o tuğlayı çekmeye cesaret de edemedi. Bizler bugün gazeteciler olarak mesleğimize yönelik her saldırıda Uğur Mumcu'yu hatırlamaya, anmaya ve Uğur Mumcu'nun gazeteciliğini ışığımız olarak sürdürmeye devam edeceğiz diyelim. Fikirleri de her zaman bizimle birlikte olacak, sonsuza dek yaşayacak. Bu yayında da bunu anmadan geçmek istemedim diyeyim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için bugünkü yayını. Tekrar iyi akşamlar. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle.